Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Siz değerli takipçilerimizle bugün son dakika bir haberimizle karşı karşıyayız. Bugün itibariyle Göçmenlik Dairesi özellikle F1 ve M1 vizesi altında bulunan uluslararası öğrencileri ilgilendiren bir karar aldı ve bu kararla bu sene sonbahar dönemine başlayacak olan uluslararası öğrencilerin eğitim alabilmeleri ve Amerika'da kalıp eğitimlerini devam edebilmeleri için online eğitim yapamayacaklarının açıklamasını getirmiş oldu. Dolayısıyla F1 ve M1 vizesi altında bulunan uluslararası öğrenciler bu sene sonbahar eğitim döneminde eğer online eğitim alacaksalar o zaman Amerika'da kalamayacaklarını ve Amerika'dan çıkmaları gerektiği yönünde bir karar almış oldu. Şimdi bu karara göre bu uluslararası öğrenciler bu seneki sonbahar eğitim döneminde bütün derslerini online alamayacaklar. Eğer böyle bir durum karşı karşıya kalırsalar maalesef ülke dışına çıkmaları gerekecek. Özellikle tabii şimdi bütün üniversitelerin, bütün okulların şu an pandemi sonrası tekrar açılma yönünde planlar yaparken ya da ne tür açılacakları, çoğu okullar eğitimlerin çoğunu online üzerinden yapacakları, sonbahar döneminde yapacakları yönünde açıklamalarla gelirken, kimileri öğrencilerin bir kısmını okula ya da kampüse getirecekleri yönünde açıklamalar yapılan bir dönemde ve bir de pandeminin bu vakaların şu an Amerika'da tekrar gündeme geliyor olduğu bir dönemde Göçmenlik Dairesi'nin bu tarz bir kararla geliyor olması tabii çok ilginç ama bir yandan da bu kararla geliyor olmasının sebebi de tabii özellikle Trump yönetiminin sonbaharla itibaren okulların tekrar açılması, bu koronavirüs krizinden çıkılması noktasında herkesin hayata dönmesi, işlerin açılması, ekonominin tekrar açılması yönünde aldığı kararların bir sonucu olduğunu görebiliyoruz. Burada önemli olan nokta tabii eğer öğrenciler sonbahar döneminde bütün derslerini ya da kurslarını online alacaksalar o zaman ya ülke dışına çıkmaları gerekecek ya da başka bir okula ya da programa transfer olmaları gerekecek ve bu programların da tabii öğrencilerin okula gidip derslere direkt katılacağı dersler olması gerekecek. Dolayısıyla eğer bu noktada öğrenciler ülke dışına çıkmaz iseler, eğer bütün diyelim sonbaharda alacakları eğitim online eğitim olacaksa ve ülke dışına gitmiyorsalar online eğitim almalarına rağmen ya da okul transfer yapmazsalar o zaman ciddi göçmenlik problemleriyle karşı karşıya kalabilirler. Hatta sınır dışı edilme sorunuyla ya da durumuyla karşı karşıya kalabilirler yönündeki açıklama Göçmenlik Dairesi tarafından yapılmış durumda. Buradaki tabii şunu anlamak lazım. Normalde tabii uluslararası öğrenciler biliyorsunuz haftada belli saatlerde eğitim almak zorundalar ve okula da gitmeleri gerekiyor. Tabii bazı derslerini online alabiliyor tabii ki uluslararası öğrenciler üniversitede okudukları için ya da kalışta okudukları için. Bunlar mümkün olan şeyler. Fakat özellikle yaşanan koronavirüs krizi sebebiyle bahar dönemi ve yaz dönemi için Göçmenlik Dairesi bu kuralı rahatlatmıştı. Yani bu kuraldaki baskıyı indirmişti. Dolayısıyla okullar bahar ve yaz dönemi online eğitim verebildiler ve öğrenciler hiç okula gitmeden, statülerini de kaybetmeden Amerika'da kalabildiler. Ve şu an itibariyle tabii bu rahatlatılmış olan, yani normalde tabii öğrencilerin okula gitmesi gereken durumda gitmemelerine yol açan durumla ilgili Göçmenlik Dairesi artık sonbahar eğitim döneminde bunun artık mümkün olmayacağını, dolayısıyla öğrencilerin direkt okula giderek ancak okulda fiziksel derslere gidip katılmaları durumunda ancak statülerini koruyabileceklerini açıklamış durumda. İstisnalardan birine bakarsak eğer öğrenciler tabii okul programına göre çoğu dersleri okul içinde alıp bir kısmını da online alabiliyorsalar hala tabii ki statülerini koruyabilecekler. Yoksa bütün dersleri online almaları durumunda ise statülerini kaybetme durumuyla karşı karşıya kalacaklarını görmüş oluyoruz. Şimdi burada tabii önemli olan diğer bir noktaya baktığımızda bu karar genelde üniversitelerle işte ondan sonra yüksek eğitim veren kurumlardaki eğitimlerle daha doğrusu öğrencilerin işte kredili ya da online anlamda eğitim alabileceği sistemlerle alakalı olduğunu görüyoruz. Göçmenlik Dairesi'nin yaptığı açıklamadaki istisnalarının noktasına girdiğinde de bu bahsedilen durumun dil okullarında eğitim alan F1 öğrencilerini ve M1 öğrencilerini ilgilendirmediğini, onların dolayısıyla bu kısıtlamayla karşı karşıya kalmayacaklarını açıkladığını görüyoruz. Yalnız şu noktada çok önemli. Tamam, F1 öğrencileri eğer dil eğitimi alıyorsalar böyle bir yükümle karşı karşıya kalmayabilirler. Ama zaten F1 yani F1 vizesinde bulunan ve dil eğitimi alan öğrenciler zaten normalde online eğitim almıyorlar. Onlar direkt okula gidip okulda fiziksel ders eğitimi alan programlar oldukları için
bu getirilen kuralın dışında tutulduklarını, bugün kuralın içindeki istisnalarda belirtildiğini görüyoruz. Tabii bu şu anlama geliyor. Yaklaşılan dönemde, yani dolayısıyla sonbahar dönemi için tabii ki okulların ve dil okullarının ve diğer okullarında online eğitimden ziyade öğrencilerin direkt okula gelip eğitim yapabilmesi durumuna önem vermeleri gerektiğini, bu noktada çalışma yapacaklarını görüyoruz. Tabii Göçmenlik Dairesi bu noktaları açıklarken şu durumu da gündeme getiriyor. Sonbahar eğitimle, dönemi eğitimine katılacak öğrencilerin okulların DSO'ları, yani uluslararası öğrenci danışmanları denilen DSO'ları tarafından yeni bir I2N'i onlara verilmesi gerektiği, bu öğrencilerin de bu verilen I2N'i ile beraber bu programlara uygun bir şekilde eğitim alacağının açıklaması, yani özellikle online eğitim almayacaklarını, fiziksel eğitime yani direkt gidip ders alacakları noktasında açıklamaları görmek istiyorlar. Ya da bu bir derslerin çoğunu direkt fiziksel olarak okulda bulunarak alacaksa öğrenci, bir kısmı da online olacaksa bunun belirtilmesini istiyorlar. Onun dışında Göçmenlik Dairesi yaptığı açıklamada okulların gerekli I2N'leri, güncellemeleri ve bu gerekli değişikliklerle beraber programlara ve programlara katılım bilgisini yapmaları gerekiyor. Tabii ilginç olan bir taraf burada federal olarak ya da işte biliyorsunuz Göçmenlik Dairesi'nin bu tip bir durumlarla okulların aslında sonbahar döneminde açılmasını zorunlu hale getirmeye çalışırken, tabii aynı anda da biliyorsunuz COVID-19'dan dolayı eyaletlerin, öğrencilerin ve kişilerin güvenliği için okulları yasakladığını görüyoruz. Dolayısıyla ilerleyen günlerde nasıl döneceğini merak ediyoruz ama şu an için kurallar bu şekilde ilerliyor. Ama tabii ki ne olacak sonbahar dönemi yaklaştığında okullar eğer açılaması ya da eyaletler okulların açılmasına izin vermezse tam diyoruz ki o zaman bu noktada Göçmenlik Dairesi'nin bu vize program bölümünün gerekli değişiklikleri yapıp bu okullara destek olmaya çalışacağını düşünüyoruz. Ama tabii şu anki noktada ilginç bir durum. Çünkü bir yerden eyalet güvenliği sağlamak için öğrencilerin okula gitmesini istemiyor. Ama aynı anda federal hükümet tarafından da öğrenciler okula gitmek zorunda bırakılmak için böyle bir adım atıldığını görüyoruz. Evet, siz değerli takipçilerimizle bu Göçmenlik Dairesi'nden alınan bu son dakika haberi paylaşmak istedik. Umarım sizin için faydalı olur ve bu noktadaki gelişmeleri siz değerli takipçilerimize aktarmaya devam edeceğiz. Teşekkürler ve hepinize iyi günler.